bu olaylar meydana geldiğinde ben Recep Tayyip Erdoğan için özel bir deyim kullanmıştım. Baş çalan diye. O zaman bazı arkadaşlar beni eleştirdiler. Ya bir başbakana da baş çalan denir mi? Çok ağır bir ifade diye. Ama artık bugün anladık ki kendisi baş çalan. Dün internete düşen ses kayıtları bütün gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi gelin o gerçekleri hep beraber izleyelim. Büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanmış. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'da. Üç sabahı. Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen Şaibe'nin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni, aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama, 17 Aralık 2013. Sabah saat 08.02. Oğlum uyan, operasyon var. Evleri temizle. Sen ne diyorsun? Evet, bu. İnşallah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zarrab, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şeyin, Muammer'in oğlu falan. Şimdi bunları falan şu anda ellerinde arabalar yapıyor, onları şey yapmışlar. O bir daha söylesene babacığım. Diyorum ki, bu Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Erdoğan'ın evet. yanında Ali Ağoğlu, Reza Zarrab gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi diyorum ki senin elinde ne var ne yok, sen bunları diyorum çıkar. Ben de, tamam mı? No. Ben de ne olur o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işimi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videom da var. Tamam. Bir de abinle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Ona bak. Onu şey yapalım. Bir diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Enişten de konuş. O da. Ne yapalım onu, bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirleyin diğerleri oralara şey yapmıştı ben de. Evet. Beyazda da var. Onu söylüyorum işte. Ben şimdi bir araya gittim. Tamam. Amcan da. Tamam. Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Burak abine hemen, Burak abine de şey yap. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam hocam. Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri düşün aranızda enişten yok lan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir tamam. şey yap. Bir tuvalet kurarım şeye kadar saat 10'a kadar. Ben çünkü Konya'ya gideceğim. Tamam. 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 Hadi. Tamam. Bir tuvalet kaçalım. Tamam hocam. İkinci arama, 17 Aralık 2013, öğleden hemen önce, saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Selamünaleyküm. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik, abim Berat, amcam beraber. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür paraları işlediği gibi işlesin, zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe falan başladığımız için bir kısmını al sende dursun, projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam abicim. Sümeyye geldi mi?
Süveyye şey şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam hocam. Hallediyoruz inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var tamamıyla. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Üçüncü arama. 17 Aralık 2013. Öğleden sonra. Saat 15:39. Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana yer verdiğim görevler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Sümeyye'nin altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk Her falan ne oldu. iki tarafı halletti mi? Efendim? Her iki tarafı halletti mi? Verdi hocam. İkisini de Her iki tarafı. boşalttım dedi. Evet. Yani ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama. 17 Aralık 2013. Gece saat 23:15. Henüz eritemedik. 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Büyük ölçüde bir şey yaptık. Siz mi aradınız oğlum filmi? Yok ben olmadım. Sen arıyorsun. Bizim aradım aranın. Şey şimdi İlk ölçülü derken sıfırladınız mı yoksa? sıfırlamadık henüz oğlum. Şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şey aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalık'ın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şey Rizal'den daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağız? Hayır. Babacım. Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok, bir ses karıştı da olmuştu. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alınabilir. Neyse, nasıl şey yapıyorsanız öyle yapın. Öyle mi yapalım? Tamam yapın yapın. Ya tamamen sıfır mı kalsın olay yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten. Şey öbür tarafı Mehmet'le şey yapsaydınız onu da oraya Tamam verin. onlara verdik tamam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz.